Merhaba, ben Nakas Dil'in kurucu ortağı Nur Kaşıkçı Eke. Bu oluşum toplamda 2 senelik bir oluşum aslında. Biz buraya pandemiyle birlikte taşındık. Bu evleri tamamen soyuyoruz ve yeni bir ruh veriyoruz evlere. Kendimize özel bir tarzımız var. İsmini de New Mediterranean koyduk. Çünkü çok ne etniyiz ne böyle bohemiz, hiçbiri değil. Biraz daha modernleştiriyoruz. Evet, öyle söyleyebilirim. Daha moderniz. Burası da bu sitenin, bu bulunduğumuz yer bir kayıkhanesiymiş sitenin. İlk geldiğimde çarpıldım. Yani düşünün, bir yere geliyorsunuz, aslında küçücük bir ev ama her oda denizi görüyor ve denizin içindesiniz burada. Sonra ne yapabiliriz diye düşündük ve bu tarza karar verdik. Açık tonlarda, ağaç dokularının çok belirgin olduğu, genellikle meşe ve limba ağacı kullandık burada. Arada kestaneye de kaçtık. Çok doğal bıraktık. Hiçbir şeyin üzerini, yani şöyle anlatayım, normalde ağaçlarda bir temizleme olur. Temizleme yapılmasına bile izin vermedim ben. Her şey doğal olduğu gibi bırakıldı bu evde. Aynı şekilde zemin rengi terasla aynı gidiyor. Tonlar birbirini takip ediyor. Hiçbir şeyde değişiklik olmasın. Yani şuradan oturduğumda ve etrafa baktığımda aynı nötr renkleri ve sadece maviyi görmek istedim bu evde. Burada gördüğünüz eşyaları topluyoruz genel olarak. Nerede ne beğeniyorsam onu alıyorum. Koltuk Uzakom'a ait burada. Gördüğünüz arkamdaki aksesuarları Yargıcı'da buldum, Maslak mağazasında, oradan almıştım. Halıyı yine İzmirli bir firma var, Kumbahçe diye. Kesinlikle gidip bakmanızı tavsiye ederim. Çok orijinal şeyler oluyor. Orada bulduk. Sehpa çok enteresan. Bunlar, alttaki toplar gülleymiş. Çok eski yıllardan kalma. O gülleleri önce eve getirdik ve terasın peyzajda bazı bölümlere yerleştirdik. Sonra ben dedim ki neden sehpa yapmayalım? Ve gülleleri sehpaya çevirdik. Üzerine bir ahşap kestirdik. Teknik koltuklar yine Yargıcı'nın. Ve aydınlatma. Bu aydınlatma benim fikrim. Kendim yaptırdım. Bir çizdim ve anlattım işte böyle böyle saracaksınız diye bir bayana. Banu. Çok da tatlı bir kadın. O benim için hazırladı. Perdelerde hep keten kullanıyorum. Bu konuda birazcık böyle eşimle tartışıyoruz. Çünkü ben illa %100 keten istiyorum. Yok ütülenmiyor, yok yapılmıyor, yok o oluyor, bu oluyor derken yine benim dediğim gibi. Ve onda da duvar rengiyle birlikte uyumlu olsun ve eşyalar hakikaten göze batmasın diye perdeyi de açık renk kullandık. Ve evde televizyon yok gördüğünüz gibi. Çünkü gerçekten kullanmayı sevmediğim bir şey olduğu için herhalde. Ama bir projeksiyon cihazı takabileceğiniz bir yukarıda alan yarattık. Oradan direkt buraya bir perde inecek aşağıya doğru ve televizyon izleyebileceksiniz. Zaten panjurlar da var ve karanlık oluyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor bu şekilde yapıldığında. Oturma odamızın hemen sağ tarafında da mutfağımızı konumlandırdık. Burada böyle büyük bir ada mutfak düşündük yaparken. Ve aynı nötr tonlarda da mutfak devam ediyor. Yani taşın rengiyle mutfak tezgahının üzeri, dolap kapakları, her şey birbiriyle uyumlu burada. Burada çok başımıza bir sürü de sıkıntı geldi. Mesela bu gördüğünüz tezgahı yaptırmak için bayağı uğraştım. İlk başta bir dekton aldık. Tam 3 kere geldi bu dekton ve 3'ünde de kırıldı. Çünkü böyle büyük ebatlarda o seramik taşı kullanmak çok sıkıntılıymış. O yüzden asla tavsiye etmiyorum. Yapmayın. Almayın. Sonra Pandoma diye bir şey bulduk. Gördüğünüz bu mutfak tezgahı Pandoma diye bir ürün.
Bu iki kat üst üste yapıştırılmış su kontrası var. Su kontrasının üzerine bu pandoma denen ürünle kaplanıyor. Böyle aslında böyle ithal bir sıva gibi düşünün. Asla su geçirmiyor. Temizliği kolay. İstediğiniz renk tonlarını seçebiliyorsunuz bu üründe. Hatta bunu banyolarınızda kullanabilirsiniz. Zemin için kullanıyorlar, duvarda kullanıyorlar. Biz burada mutfak için kullandık. Mutfak dolaplarımız limba ağacından yapıldı. Üzerinde sadece cila var. Yani ağacın kendi tonu dışarı bıraksın diye. Hiçbir öyle boya, vernik, o tarz şeyler hiç vurulmadı. Gayet saf ağaç bütün mutfak genel olarak. Hemen bu üzerimde gördüğünüz aydınlatmaları burada yaşayan terrakota seramik art Gül abla, çok severim kendisini, o yaptı benim için. Ben birkaç bir şey gösterdim ona, fotoğraflar. Sonra o kendi tasarımcı ruhuyla bunları çıkarttı ortaya. Onlar da ham, bu yumoş porselen dedikleri bir porselen. Onunla yapıldı ve incecik. Hemen arkamda gördüğünüz bu kemerli mutfak olayı bizim eşimle en büyük kavgamız. Bu evin en büyük kavga olayı çünkü yaptırmak istemedi. Ama ben ve bir tane de mimarımız var. Bizimle birlikte artık bizim şirketimizde çalışan. Onun ikimizin ısrarı üzerine böyle bir şey yaptık. O hala bana kebapçı mutfağı dese de bence güzel oldu. Değişik bir şey oldu yani. Hiçbir evde olmayan bir tasarım oldu. Oraya fırın ve ocağı konumlandırdık. Sol tarafa camlı bir dolap koyduk. Bu tarafa da buzdolabını sakladık. Bu evin biraz da böyle boş olmasının, mutfağın boş olmasının sebebi de şöyle. Beni zaten Instagram'dan takip ediyor olanlar bilir. Biz bu işi yapıyoruz. Biz gördüğümüz güzel evleri alıp, yenileyip daha sonra satışa çıkartıyoruz. Ama bu evi satıp satılmayacağı konusunda henüz bir karar birliğine, fikir birliğine varmadık. Çünkü ev çok güzel ve bulunmayacak bir yerde. Bulunmayacak bir ev olduğu için henüz burada bir şeyimiz yok. Belki ileriki zamanlarda. Evin hemen mutfağın sol tarafında da evin girişi var. Yani girişten direkt önce mutfağı görüyorsunuz, sonra salona geçiyorsunuz. Zaten topu topu 100 metrekare bir ev burası. İki oda bir salon. Şu an evimizin girişindeyiz. Burada böyle uzunca bir holümüz var. Bu uzun holü nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüğümüzde buraya neredeyse bir 2-20 metrelik bir dresuar yaptırdım. Yine bu eski kestane ağacından yapıldı ve hiç dokusu bozulmadan o marangozda gördüğüm şekliyle yüzeyi öyle söyleyeyim size. Bu şekilde bu tarz bir dresuar yaptırdım. Hemen üzerine beni Instagram'dan bulan bir ressam Canan Çevikel. Burası için özel ben ona tonlarını söyledim ve o kendi hayal ettiği bir resim yaptı. Yanında iki tane böyle ince uzun bir aydınlatma buldum. Yine bunu da Instagram'da buldum. Ben çoğu şeyi Instagram'da buluyorum. Benim için mükemmel bir şey artık bu. Yerde gördüğünüz bu halıyı Zara Home'dan aldık. Hasır. Bu da yine aynı doğal dokular bozulmasın diye. Evin hemen kapının girişinde sol tarafında bir dolabımız var. Oraya bu çamaşır makinesini sakladık. İşte evin elektriksel bazı yapıları var tabii ki. Onları sakladık. Kombiyi sakladık. Çünkü bu evde de yerden ısıtma mevcut. Hemen sağ tarafında da küçük bir misafir banyomuz var. Misafir banyosundaki lavaboyu ben böyle bir Instagram'da gezinirken bulmuştum. Daha sonra yine buralı bir mermerciye aynısını sadece tonunu biraz değiştirerek yaptırdım. Çok da hoş oldu. Aynayı burada bir camcıya kestirdim. Hemen lavabo klozetin üzerindeki aksesuar da yargıcı Home'a ait. Küçük aplikler de aynanın yanındaki. Onlar da Dr. Light'tan alındı. Ve böyle küçük minnoş bir misafir banyosu oldu. Evde böyle girişinde kemerli bir kapı karşılıyor sizi.
Bu kapı da benim yine bu ev yapılırken direttiğim şeylerden. Çünkü olaya biraz daha kemer eklendiğinde işçilik ve yapım süreci uzuyor. Çünkü İzmir'deyiz ve böyle şeyler yaptırmak gerçekten hele ki Çeşme'de çok zor. Bunlar için de bize sağ olsun Sandalyeci Global çok yardımcı oldu. Bu evin kapılarının hepsini kendileri yaptılar. Aynı şekilde bahçede kullandığımız mobilyalar, terasta kullandığımız mobilyalar hepsini onlara ait. Benim için ne verdiysem, ne çizdiysem her şey çok hızlı bir şekilde onların fabrikasından çıktı. Evimiz iki oda, iki banyo. Banyolardan ilk odanın banyosunu oluşturabilmek için hemen bir yatak başının olduğu yere bir duvar ördük. O duvarı hem yatak başı hem de lavaboyu koyabileceğimiz şekilde değerlendirdik. Orada gördüğünüz ahşap dresuar tarzındaki şey eski bir kestane ağacından yapıldı. Onu da İbrahim Usta var, marangozum, o yaptı. Hemen üzerine siyah bir lavabo konumlandırdık ve aynı siyah tonlarını birbiriyle devam ettirmek için ayna koyduk. Ayna Zara Home'dan. Yanındaki aydınlatma detayı da Yargıcı'dan alındı. Bu siyah tonları banyoda devam ettirmek için de yine Vitra'nın bir seramik serisini kullandık. İçinde farklı böyle terakota tonlar da var. Yatak odasındaki o gördüğünüz duvarda da yine Jotun'un Sense diye bir rengi kullanıldı. Onu da kendim boyadım. Ve yataktan özellikle yataklar denize karşı konumlandırıldı. Sebebi de kalktığınızda yani sabahları uyandığınızda direkt deniz manzarasına karşı uyanabilmeniz için. Odalardaki dolaplar onları ben çok özendim bu sefer. Hatta Zara Home'un application'ında görmüştüm. Böyle kareli kareli separasyon ürünleri onlar. Onları bu şekilde dolaplara çevirdik. Yine aynı şekilde bunlarda da renk vurulmadı. Gördüğünüz o ahşap doku olduğu gibi bırakıldı. Sadece üzerine bir cila çekildi. Ebeveyn odasında da yine bir banyo konumlandırdık. Burası gerçekten küçük bir ev olduğu için banyoları, giyinme dolaplarını ve yatağı konumlandırmak bizim için biraz daha zor oldu. Böyle tiny house gibi bir şey oldu burası yani. Bu banyoda daha açık tonlar kullandık. Alttaki dolabı yine benim marangozum benim için yaptı. O da yine bir eski kestane ağacı, çekmeceli bir dolap. Üzerindeki lavabolar böyle mermer, traverten. Onları burada afşar oldu diye bir mağazadan aldım. Üzerindeki aynalar yine Zara'ma ait. Burada özellikle duşun içerisindeki seramikleri de Mainzu Seramik diye bir markadan bulduk. Ve tek tek kendim seçerek renk tonlarını birbirine ayarlayarak seramikçimize döşettirdik. Evlerde kokunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden buraya da Jo Malone'un Lime Basil and Mandarin kokusunu tercih ettim. Bunu genel olarak bütün odalara yerleştirdik. Ki eve gelen misafirler bizimle birlikte bu kokuyu içlerine çeksinler ve evin bu ferahlatıcı havası hep onlarda akıllarında kalıcı olsun diye.
Ebeveyn odası 3 bölümden oluşuyor. Hemen kapının sağ tarafında banyo, karşısında ve girişinde dolaplar ve sonra da yatak bölümü geliyor. Burada birazcık ben yatak odasında ton kullanmak istedim. Böyle bir yağ yeşili ve sanırım mavinin bir tonu. İkisi birbirine karıştırdık. Yastıkları Zara Home'da buldum. Bu sarkıtı aydınlatmaların hepsi Uzak Home'a ait ve gördüğünüz bambu komodin olarak kullandığım tabureler de yine buradan Kumbahçe'den alındı. Odalarda özellikle istediğimiz şey buydu. Yani yataktan direkt deniz manzarasını görüyor olabilmeniz ve oraya da hemen odanın terasına da bir oturma koltuğu koyduk. Bu tarz koltuklar şu an zaten çok moda. Her yerde görüyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Çok da şık durdu. Çıktınız bir kahvenizi içtiniz ya da bir çayınızı içtiniz. Sabah uyandığınızda keyif yapmanız için özellikle öyle bir alan oluşturduk. Ve evimizin ikinci odası. Burası misafir yatak odası olarak kullanmaya karar verdik. Biraz tavanlar gördüğünüz gibi alçak. İlk aldığımızda tam bu durduğum yerden üst kat terasa çıkmış bir merdiven vardı. Ve burası normalde oda değildi. Biz orayı kırdığımız için ve dediğim gibi biraz zeminden oyarak yer kazandık. Biraz duvarlardan kazandık ama en fazla bu kadar olabildi. O yüzden biraz kafa vuruyor. Evet. Yani 1.90 olsaydım evet. Buraya hemen dolabı konumlandırdık. Ben dolaplarda özellikle bunu kullanmayı çok istedim. Bunu yine söylemiştim daha önceden. Zara Home'da görmüştüm. Renk olarak da dediğim gibi limba ağacının üzerine sadece cila vuruldu. Başka bir şey yapılmadı. Burada odayı ikiye bölmek istedik. Çünkü küçük bir oda için bir banyo çıkarmak istediğimiz için. Duvarı böyle bir duvar örerek hem yatak başı olarak kullandık ve hemen arkasında da lavaboyu koyarak orada bir banyo alanı yarattık. Burada gördüğünüz duvar dokusunu da kendim yaptım. Burası bu Jotun'un Sense diye bir boyası. Bunu kendim uyguladım. Bu gördüğünüz aydınlatmalarda yine İzmirli bir tasarımcıya ait Marnworks Burak. Yatak örtü takımları tekrar Penelope Home'dan ilk defa kullandım. Yastıklar Zara Home'da bulduk. Aydınlatmalar genel olarak evde spot kullanıyoruz. Onları Jüpiter'den aldık. Beyaz kullandık evin rengiyle örtüsün diye. Bütün perdeler evde aynı. Çünkü ben hiç karışıklığından hoşlanmıyorum. Tonlar hep birlikte gitmeli bence. Şu anda evimizin terasındayız. Evimizin terası tam 100 metrekare. Burada biz Kütahya Seramiğin Bond serisini kullandık yerlerde. Daha açık renk bir ton istedik. Ben burada böyle biraz Mykonos havası almak istedim. Çünkü zaten çok rüzgarlı Paşa Limanı ve bana orayı anımsattı burası. Öyle söyleyebilirim. Sandalyeler buradaki. Onları ben buraya özel yaptırdım. Diğer taburemizi mesela onu Alaçatı'da bu tarz ürünler satan bir dükkandan aldık. Başlarda bulunan bu örgü olanlar da Uzak Home'dan alındı. Masayı tamamen tesadüf eseri Mudo'da bulduk. İndirimdeydi. Böyle ben her şeyi birbirine karıştırmayı çok seviyorum. Bütün mobilyaları, ürünleri, aksesuarları. Biz normalde de bu işi yaptığımız için
bütün ürünleri bir depomuz var ve orada toparlıyoruz. Daha sonra hangi eve ne yakışıyorsa onu getiriyoruz evlere. Şu an üzerimde oturduğum koltukları Sandalyeci Global burası için hazırladı. Sehpa'yı da bu benim çizimim. Kendim çizdim. Anlattım marangozuma. İşte küçük ayak olsun. İşte iki tane ahşap sadece üzerine koy dedim ve bu şekilde bir sehpa yaptık. Her şey doğayla iç içe, doğadan geliyor. Renkler, tonlar. Dolayısıyla burası bir bütün. O bütünlüğü de bozmak istemedik hiçbir şeyde. Bu açılı kapanır sistemin renk tonu, aynı şekilde bütün pencerelerde, her şeyde tonlar aynıdır evde. Aynı tondan gitsin, aynı renk tonu, aynı hissiyat geçsin hepimize diye. Bu oturduğumuz alan aslında bütün evi dönüyor. Yani bütün yatak odaları, yani zaten ev iki yatak odası. İki yatak odası da bu terasa açılıyor, ön terasa. Ve her odadan burada deniz manzarası var genel olarak. Ve evin dışında da bu peyzajda da biz hiçbir şeyi bozmak istemedik. Dokuyu bozmak istemedik. Çünkü burası bir sitenin en özel yeri, öyle söyleyeyim. Öyle olduğundan dolayı da bütün peyzajı buraya uygun hale getirdik. Doğal taşlar kullandık. Buraya özgün bitkiler, toplamda 5 adet bitki sadece yetişebiliyormuş. Deniz kenarında olduğumuz için ve tuzdan etkilenmesin diye sadece o 5 bitki bitki kullanıldı. Ve bence evin en güzel bölümü olan üst kat teras. Burada bir kulemiz var. O kulenin içini henüz tamamlamadık ama bir mutfak olarak düşündük. Hemen kulenin ön tarafına da bir masa yerleştirdik. Ben masanın üzerine de burada gördüğünüz çiçek sarmaşıklardan, Amerikan sarmaşıklarını dolandırmıştım. Burası biraz rüzgarlı olduğu için sarmaşıklar bütün yapraklarını döktü ama tabii ki ilerleyen safhalarda tekrar orayı tamamen saracaklar ve yemek masasının üzeri olduğu gibi sarmaşıkla kapanıp hem bir gölgelik görevi görecek hem de doğanın içinde bir yerde oturuyormuşsunuz hissi yaratacak. Buradaki masayı Kervan'dan aldık. Sandalyeler yine Uzakom'dan alındı. Hemen sağ tarafında da şezlonglar konumlandırdık. Hani belki gün batımını yatarak izlemek isteyen olabilir diye. Bu şezlongları Sandalyeci Global yaptı benim için. Ve büyük bir oturma grubumuz var burada. Oturma grubunu da Sandalyeci yaptı. Onu ben Pinterest'ten görüp beğenmiştim ve aynısını benim için ürettiler. Bu sandalyenin ön tarafta bulunan sehpa ise silver traverten. Önce bir demir konstrüksiyon yapıldı ve üzerine bu traverten kaplandı. Tam ortasında duran da bir şömine var. Onu da Corflame'den aldık. Akşamları burada oturup hani gün batımı arkadaşlarınızla bir drink almak için falan keyifli bir alan yaratmak için. Arkasını da bitkilerle bir separasyon yaptık. Tabii şu an çok küçükler ama büyüdüklerinde hem de etrafla olan bağlantıyı kesecekler. Zeminde de kayrak taşı kullandık. O kayrak taşları 15'e 15 kesilmiş şekilde ve o dokuyu kazandırmak için böyle bir şey bulduk. Onu da Urla'da bulduk. Urla'da bir usta yapıyormuş bunu. Genel olarak tonlar, renkler ve ağaç kullanımı hep aynı. Çünkü hani hep evin başından beri söyleyip anlatmaya çalıştığım şey dokuların bozulmaması ve tonların birbiriyle iç içe geçmesi bizim için en önemli unsur bir evi oluştururken.